Onun dışında bakıyorsun döndün mü Kerem Aktürkoğlu diyorsun. O oynuyor mu oynamıyor mu sezon başı tartışılıyordu. Kendi takımında kötü iyiydi falan. Yıldız diyebileceğin. Onun dışında Türkiye'nin beklediği, ısrarla beklediği bir adam var. Arda Güler. Onu da oynatmıyorlar mesela. Onu da oynatmıyorlar. Yani merak. Şimdi Arda Güler bir yıldız adayı mı? Ya da yıldız adayı mı sana göre? Yıldızlı yıldız adayı hem de. Bak yıldızlı yıldız adayı. Ama çocuğa var ya öyle bir baskı veriyorlar ki. Bak seni oynatıyoruz iyi oyna ha. Bak seni herkes çok istiyor senden her şey çok. Senden herkes çok şey bekliyor. Senin aman kardeşim bak kötü oynama lüksün yok. Sen iyi oynayacaksın. Ya oynadığın adamlar. Şimdi milli takımına bakıyorsun. Haftaya hangi takımın oynayacağı belli değil. Yani bundan sonraki maçı hangi kadro oynayacak belli değil. Hı hı. Döndün mü? Şimdi burada şimdi mesela Mert oynayacak mı mesela bir dahaki maçta kaleci? Bence, oynamayacak. Bence oynamayacak. Mesela. Hı. Mesela ya Uğurcan'la başlayacak ya Altay'la duruma göre. Şimdi onun için yani buradaki en büyük sorun Türkiye'de yıldız yok. Yani sistem bak hep bunu söylüyorlar. Ya bir sistemimiz de yok bir oyunumuz diyor. Abi hayır sistemi iyi futbolcu belirler. Futbol. Futbol iyi futbolcuyla oynanır. Sistemi de oyun içindeki futbolcular belirler oyunu. Onlar çözerler. Şimdi bizim yere göğe koyamadığımız Türkiye'nin en iyi yerli oyuncusu dediğimiz oyuncu kim? Ferdi. Onun karşısında oynayan iki numaralı oyuncu kim? Hırvatistan milli takımı karşısında iki numara. Stanić mi? Baksana kadro. İki numaralı. İki numara kim? Stanisic. Gördün mü ne yaptı? Hatırladın mı pozisyonları? Ha? Nasıl gidiyor? Yani onun için ya senin en iyi futbolcunu düşün ama haftaya bak şimdi o yine orada oynayacak o çocuk. Ama sende istikrar yok. Hiç belli değil daha orada yarın. Ferdi belki orada oynamayacak. Burada hoca faktörünü de aslında. Şimdi oraya da geleceğim. Şimdi teknik direktöre geldiğin zaman da zaten diyorum ki emanet etmişsin sen bu teknik direktörü. Adam bekliyor. Ya ben bu maçı kaybettim. Haftaya da kaybedersem, öteki maçı da kaybedersem muhtemelen bana git diyecekler. Ama tazminatım olduğu için de bana git demiyorlar. İşte seçim var, git demiyorlar. Yani dolayısıyla öncelikle sen Stefan Kuntz'u benimsedin mi? Yani bir futbol sever olarak, Türk milli takım sever olarak Stefan Kuntz'u benimsedin mi? Türk milli takım antrenörü olarak gördün mü? Futbol Federasyonu onları falan saymıyorum. Yani dediğim gibi biz milli takımı emanetçi gibi koymuşuz. Zaten bu gidecek. Görüntü o. Ama en büyük sorun, demin senin söylediğine cevaben söylüyorum. Türkiye'de yıldız oyuncu yok. Seyredilmeye yani değer göreyim ya bak. Şimdi eskiden bakardın. Sergen de seyreder, Tümer'i seyrederdin. Okan vardı, Emre'ler vardı. Burak, Arda. Bakıyorsun, Hasan Şaş'a bakardın. Hepsine bakıyorsun. Burak, Arda o ay son. Hı hı. Oradan gelelim. Rüştüsü, bilmez Volkan'ı. Bilmez o çünkü tamam, tamam. O dönemi çok hatırlamaz. Küçük yok, olduğu yok, için. Yok hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Tabii. Ufaksın kızım sen nasıl hatırlayacaksın? Yok. Neyse yani söylemek istediğim. Onun için yani yıldız oyuncun olmadığı için ben diyorsun kardeşim ya seyretsem ne olur. Şimdi oyuna giriyor bu adam bakıyorsun. Yani Allah Allah diyorsun lan bu hangi takımda oynuyor? Bu kim? Bu ne oynuyor? Nerede oynuyor? Yani onun için. Sergen yani, gibi bir oyuncu ışığı ya, gördüğün biri yok olamaz. Mu mesela? Yok öyle bir şey. Sende var mı? Var mı? Yani bu oyuncu Arda diyebiliriz. Sergen adayı dediğin zaman bir tane bak Arda ben bunu hep söyledim. Sergen'in kendine de söyledim. Sergen'in ilk başladığında daha iyi Arda. Bak, Arda ile Sergen'in ilk başladığı zaman hatırlayalım. Hı hı. Arda ondan daha önde yetenek olarak. Ama sonra Sergen daha çok fazla geliştirdi kendini. Ha, Arda bu gelişimi sağlayacak mı? Gelişimi açık ama oynaması lazım. Arka arkaya Arda'yı oynatmak lazım. Arda'ya şans vermek lazım. Ama biz bekliyoruz Arda'yı. Antrenör oynatıyor. Ulan bak kötü oynarsan seni bir daha oynatmam. Çocuk o baskıda artık biliyor musun? Evet. Abi ver formayı ona ya. Ben Fatih Hoca'ya sordum Fatih'lerime. Arda'yı. Hocam sen de olsaydı ne yapardım? Şu ana kadar 300 kere oynatırdım dedi. Şu ana kadar 300 kere oynamış dedi. Şimdi milli takımda da Fatih Terim istekleri var çok fazla. Twitter'da yazanlar da var ve sormuşlar. Sinan Engin'e göre Metin Son sormuş. Milli takımın hocası kim? Kimler olmalı? Ya ben buna yorum yapamam. Yani ben çünkü orayı bekleyen çok hoca var. Arkadaşlarımız var. Şu isim bu isim falan diyemem. Olmaz ayıp olur. Ama milli takım bir program içine almak lazım. Ama ondan evvel dediğim gibi ya o zaman futbolcu yok.
Şimdi sen yurt dışında bir arkadaşın geldi, sana sordu. Dedi ki, Türkiye'de dedi, yıldız oyuncu, Türk oyuncu dedi, ben onun dedi, işte 2-3 tane böyle oyuncunun formasını istiyorum dedi. Biz kimin formasını alırsın sen? Mesela? Şimdi o çok, evet, artık öyle. Yani Galatasaraylıysan dersin ki Kerem alayım mesela. Türk iyi oynuyor. Yani yabancı değil, Türk olarak. Fenerbahçe'sen Ferdi dersin, Arda dersin. Beşiktaş dersen düşünürsün. Yani bakarsın acaba yıldız kim dersin. Cenk diyebilirsin. Hiç uzağa gitme. Bak açık sana söylüyorum. Cenk olsun dersin. Ama gel 20 sene öncesine, 10 sene öncesine bir sürü oyuncu var alabileceğin. Evet. Formasını verebileceğin. Bizim Beşiktaş'ta İlhan Mansız'ından tut. Dön o taraftan. Yani aklını Tümer'inden tut. Yani baktığın zaman yerli olarak Sergen'i falan onları artık saymıyorum. O şeye koymuyorum. Tüketer Galatasaray'a bakıyorsun. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Yani onun için milli takımımızın en büyük sorunu yıldız oyuncumuz yok. Yıldız oyuncumuz da olmadığı için milli takımımız bizi fazla heyecanlandırmıyor. Şimdi bir mesaj daha gelmiş Uğur Bey'den. Sergen Yalçın demişken Sinan Engin transferi bir kez daha anlatsa ya demiş. 100. yıl yazmış. Yani, aldık. İşte öyle. Anlatırız ileride. Sergen o özel oyuncu Sergen. Özel. Transferi Sergen'in tartışmışlardı herkes. Evet. Eleştirmişlerdi de beni. Aldığım zaman da. Sakatlı falan. Ama o zaman mesela Ozan İlhan Mansız Senegal'e gol atmış. Çok popüler. Herkes İlhan Mansız'la resim çektirmek, röportaj yapmak istiyor. İlhan Mansız bir de saçlar, maçlar falan da böyle ben çok havalı. Ben hayrandım işte o zaman İlhan Mansız'a. Evet. Posterleri. Yani o zaman İlhan'ı da almamızı da Sergen'le vesile oldu yani. Hı hı. Oturuyorduk bir gün bir kafe gibi bir yerde. Santifor alacağım dedim Sergen'e. Bir tane. Ümit Karan var. İlhan Mansız vardı. O arada İlhan geliyor karşıdan. Abi bak dedi bu dedi çok iyi dedi işte dedi geliyor santrafor dedi alalım dedi. Bunu dedi ayağınıza abi. Geliyor. Evet orada geliyor bir kafede oturuyoruz Sergen'le. Geliyor İlhan ama düşünüyoruz yani abi geldi. Hatta Galatasaray'da protokol yapmıştı. O zaman rica ettik Galatasaray'a da. Sağ olsunlar izin verdiler. Yani sonra hiç unutmuyorum kamptayız falan. Sergen o zaman daha yeni çaprazı işte iyileşiyor falan. Kimse Sergen'in ilgilenmiyor bile. Böyle dedi bir gün bana. Görüşürüz dedi bakalım dedi. Ondan sonra bir başladı, iyileşti, eski yaptı. İşte takımı şampiyonluğa getiren en önemli oyuncu oldu. Ya ama o zaman Tümer de müthiş oynadı. İlhan da müthiş oynuyordu. Yani bizde Ahmet Yıldırım da arkada iyi oynuyordu. Serdar Topraktepe de, Kaan Dobra da iyi oynuyordu. Evet. Abi bir takım olmuştuk. Anladın mı? Yani o zaman müthiş bir kadro vardı Tümer falan. Büyük oyuncuydu yani. Onun için yani bu işin özelliği, bu işin yani en büyük şeyi iyi futbolcun olacak. İyi futbolcu olmazsa bu iş olmaz. İstediğin kadar taktik, istediğin kadar kenardaki hocaların çok üst düzey olsun. Yani hepsi hikaye. İyi futbolcuyla iyi antrenör olursun. İyi futbolcun yoksa iyi antrenör olamazsın. Bir mesaj geldi. Hı. Diyor ki Sinan Engin ilk defa bir dakikanın üzerinde sözü kesilmeden konuştu. Alışkın değil. Ama burası program uzun sürdüğü için. Bir şey söylüyor. Burası 2-2,5 saat burada olacağımızı duyduk. Onun için birazdan dinleneceğim. 20 tane malzeme verdi bana. Ama hiç araya girmeyeyim dedim ya. Bir nefes yapmışken, hızını almışken devam etsin Sinan. Yok daha çok var zaten. Hı. Baktım ben yani bakıyordum. Ne kadar dayanırım bilmiyorum. Sinan abi kandırmak için 2 saat dedim programa. Melike gerçekten çaktırma. Evet. Arada kaynar gider bir ders daha fazla. Bizimki ders gibi. Teneffüse çıkıyoruz burada. Öyle. Evet. Bir 10 dakika teneffüs saat. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye'nin en büyük yani aslında futbolda en büyük sorun altyapılar. Yani oralara tabii altyapılar çok dertli. Altyapılarda ve aralar. Yani bir 17 yaşındaki çocuklar A takımda oynayamıyorlar. Anadolu'ya gidiyorlar bak. Hı hı. En büyük kanayan yara bu. Evet. Anadolu takımlarına gidiyorlar ve çocuklar orada doğrusu ne para alıyorlar ne bir şey alıyorlar alamıyorlar geri dönüyorlar. Yani mesela PAF takımında yıldız dediğin oyuncu
eğer Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımında oynayamıyorsa Anadolu'ya gitti mi geçmiş olsun çocuğa. Çok zor dönmesi bir daha. Orada çok arada kaybolan oyuncu var biliyor musun? Evet. En büyük sorun o. Altyapılar. Ama dediğim gibi yani altyapıdaki oyunculara oynatmak lazım. Yani şans vermek lazım büyük takımlarda. Yani esas birinci takımlarında. Ama yarışmacı olduğu için işte Arda'ya şans vermiyor. Gönül kurtarmanın peşinde. Kulübünde de oynayamıyor Arda.